çok hızlı karar almak lazım. Biraz önce hani ülke ismi vermeyeyim. Biraz önce ülke ismi vermeyeyim dediğim de işte bu tür örnekleri kastediyordum. Yani Rusya'yı söylediniz. İşte ben tam da onu anlatmaya çalışıyorum. Şu andaki iktidarın istediği yönetim biçimi o. Yani otoriter, işte orta sınıfı olmayan, işte insanların siyasetten soğuduğu ve bu sayede de iktidarın mutlak bir iktidara dönüştüğü bir ülke. Fakat aramızda şöyle bir fark var. O ülkelerin doğal kaynakları aynen var. Öyle. Yani Rusya görüyorsunuz aynen. İşte. Yani petrolü var, buğday şeyini, vanasını sıktı. Bütün dünya perişan oldu. Bizde onlar da yok ya. Bizde onlar olmadığı için bu yöntem bizi, bu ülkeyi bitirir. İşte Azerbaycan'da benzer bir otoriter rejim var. Orada da yoksul var, zengin var. İktidarın orada da petrol var. Kazakistan'da benzer bir şey var. Orada da aynı şey var. Bağdat da eskiden öyleydi. Şam da eskiden öyleydi. Yani gerçekten biz bu modele geçebiliriz ama biz bu modeli sürdüremeyiz. Çünkü bizim doğal kaynağımız yok. Biz dünyayla entegre olmak zorundayız. Biz dünyadan yabancı doğrudan yatırım almak zorundayız. Biz ihracat yapmak zorundayız. Yani petrolü herkes almak zorunda kaldığı için şeye bakmıyor yani. Nereden işte Rusya'dan mı alayım, Azerbaycan'dan mı alayım, İran'dan mı alayım diye bakmıyorlar. Ama yani bizden bir ürün aldığında bakıyor adam. Artı maliyetlere bakıyor, fiyata bakıyor vesaire. Dolayısıyla rekabet edemeyiz biz. Yani dünyada da üretilen şeylerin benzerlerini satıyorsan eğer, ihracatını onunla yapıyorsan müşteri bulamazsın. Bulamıyorsun da zaten. Biz yarın nedenle ne olacak, bu sistem Türkiye'ye uygun bir sistem değil. Yani iktidar şu olacak mecliste dedim ya, iktidar o toplantıyı yaptırmamaya çalışacak. Yani onun için diyorum ya, mesela Numan Kurtulmuş, ya hiç mi etrafınızda şu yaptığınız zamlardan olumsuz etkilenen, şu hayat pahalılığından olumsuz etkilenen insanlar yaşamıyor? Ya hadi Cumhurbaşkanı ve ekibini bir kenarda tutalım. Onlar siyasetten kopmuş vaziyetteler. Üniversitelerin Türkiye'den de ücreti 500 bin onlara lira bakarsan olmuş. Biz Almanya bizi kıskanıyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın ekibine bakarsan Almanya bizi kıskanıyor. Biz o kadar büyük bir ülkeyiz, o kadar güçlü bir ülkeyiz, o kadar refah içinde yaşıyoruz. Onlara sorarsan bu ülkede kriz falan yok, ekonomik kriz de yok. Her şey tıkır tıkır işliyor. Ama siyasetçilerin oy aldığı insanlar var. Onları vekil olarak tayin eden millet var. Ve o milletin fertleri bu insanlara bir şeyler soruyorlardır. Yani ne, hangi yüzle hayat pahalılığının, ekonomik krizin konuşulması istenen bir toplantının yapılmamasını sağlamaya çalışacaksınız? Hangi yüzle insanların içine çıkacaksınız sonra? Ey seçmenim, muhalefet ekonomik kriz konuşulsun diye olağanüstü gündemle meclisi toplamak istedi ama biz ayak oyunlarıyla o toplantı yapılmasını engelledik mi diyeceksiniz? Ya böyle bir karar almışlarsa gerçekten bunu değiştirsinler. Numan Kurtulmuş arasın partilerin grup başkan vekillerini. Yapmayın böyle bir şey. Gelin katılın, toplantıyı açalım. Bu memleketin sorunlarını milletin önünde tartışalım. Neyse o. Yani yoksulluk varsa yoksulluğu konuşalım. Ya ülkenin temel sorunu ne biliyor musun Ebru? Bak bu enflasyon. Bu enflasyon. Bu da alım gücü. İşte o kadar var. Maaşı şuyu buyu. Şimdi bu 220 ile gidiyor, bu 120 ile gidiyor. Şu anda iktidar ne yapıyor biliyor musun? Bunun hızını 150'ye çıkarmaya çalışıyor. Buna yetişmek için. Ya istersen 180'e çıkar. O 300 olacak. Bu maksimum 120 kilometre. Ha bu 120 kilometre ile gidebilecek kapasitede bir şey bu. Sen bunu patlatırsın. Yani 180'e çıkarırsan, 200'e çıkarırsan bunu 500'e çıkarırsın. Dolayısıyla hiçbir zaman buna yetişemezsin. Ya bu kadar basit. Yani enflasyonla alım gücünü artırarak, ki seçimden önce hep bunu yapıyorlar. Şu anda da onun bedelini ödüyoruz işte, seçim ekonomisi nedeniyle attıkları adımların bedelini ödüyoruz. Ya yani devlet işte, EYT'liler bize hep kızıyor. EYT'liler kadar başınıza taş düşsün vesaire falan diye de.
Mesela bir maliyeti var sonuçta. Niye? Şunu sorsunlar. Bugün, bizim EYT'mizi çıkardınız EYT... ama bizim maaş ortalamamız 10 bin lira olacak. Bayağı da hiç artmayacak demediniz desinler. Ya EYT çıkıyor, maaşınız, maaş bu kadar. İşte tamam. İşte onu söylüyorum. Yani, de, yani bunu sormuyor kimse. Ama sorsunlar. İşte mesela çık... 2-3 yıl sonra asgari ücretin altına iniyor zaten. Aynen öyle. Çıkmasaydı. Aynen öyle. Şimdi mesela bunlarda da zorluyor. Habire işte Merkez Bankası darphane çalışıyor. Darphane çalışıyor. Yani sürekli bunun hızını artırıyor bu önlemler. Hiç mi bilmiyorsunuz bunu? Mehmet Şimşek bilmiyor mu yani? Bir yıl sonra asgari ücretin altına düşecek. Ama palyatif şeyler, günü kurtarmaya yönelik adımlar. Ya böyle bir şey olur mu? Kemal Derviş'e rahmetliye laf ediyorlar o kadar. Adamların açıkladıkları Güçlü Türkiye Ekonomi Programı'nın bir sürü içeriği vardı. Bir taraftan mali disiplin vardı, bir taraftan kurumsal reformlar vardı. Yani aklınıza gelebilecek her şey faiz vardı. Faiz dışı fazla vardı. Uzun süre faiz dışı fazla verdik yani. Tabii. 2002-3 Kasım seçimlerine gidildiğinde enflasyon %36'ya düşmüştü. Ve bu iktidar o programı uygulayarak ekonomiyi düzlüğe çıkardı. Ya şimdi bir değişiklik yapmışsınız. Bir ekonomi bakanı getir işte. Maliye Hazine Bakanı getirmişsiniz. Birini İngiltere'den, birini Amerika'dan ithal etmişsiniz. Ya bir program açıklar değil mi insan? Yani dersiniz ki şu kadar şey içinde şunlar şunlar olacak. Bu kadar şey içinde bunlar bunlar olacak. Ya ver gazı zamlara, ver gazı vergiye, ver gazı cezalara, harçlara bilmem ne. Başka bir şey yok. Ne yaptınız mesela bu? Bana bir tane örnek versinler ya, kamudaki bu israfı bitirmek için şu önlemi aldık ve uyguladık desinler bakalım. Hiç bir tane göstersinler. Bu ihalelerdeki bu 21B yüzünden devletin kaybettiği şeyi nasıl önleyecekler göstersinler. Katarlılara batan geminin malları gibi ucuza satılan şeyleri ihaleyle satsalar, serbest rekabetle satsalar ne kadar zarar edecekler. Hani ne kadar fazladan gelirimiz olacak onu bir göstersinler. Yani ya hiç hukuk hiç. Devletine dair hiçbir çaba yok. Yani insan haklarına, özgürlüklere dair hiçbir çaba yok. Nasıl olsa köylü Mehmet Efendi'yi ilgilendirmiyor diyor. Böyle bir bakış açısı olur mu? Diyor ki köylü Mehmet Efendi insan haklarından ne anlar, ifade özgürlüğünden ne anlar, hukuk devletinden ne anlar? Bunlar insan ihtiyaçları hiyerarşisi. Dolayısıyla at geriye gitsin. Öyle değil ama işte. Bizim gibi bir ülkenin dünyayla entegre olabilmesi için, dünyayla rekabet edebilmesi için bunlar olmazsa olmaz şeyler. Maliye Bakanı'ndan bir şey gördünüz mü, hamle gördünüz mü? Maastricht kriterlerini yerine getireceğiz. Kopenhag kriterlerini yerine getirmezsen Maastricht kriterlerini zor görürsün.